Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere Kepler cüzdanını kullanarak Ozmo stake etmeyi göstereceğim arkadaşlar. Ozmo tokenı Ozmozis'in kendi tokenı aslında. Ozmozis, Kozmos ekosistemindeki en popüler platformlardan bir tanesi. Aynı zamanda bir PancakeSwap, Uniswap gibi bir DEX platformu ve bu Kozmos ağında. Yani çoğu iş aslında Ozmozis'ten geçiyor diyebilirim Kozmos ağında sizlere. Ve biz de o yüzden Ozmolarımızı buradaki validatörlere stake ederek buradan gelecek airdroplardan faydalanmaya çalışacağız. Bu videodan öncesinde Kepler cüzdanı ile alakalı atomlarımızı stake ettiğimiz videoyu izlemediyseniz kanalımıza gidip lütfen o videoyu ilk olarak izleyin arkadaşlar. Bunun bir devam videosu olarak değerlendirebiliriz aslında. Şimdi devam ediyorum. Osmosis Coin Market Cap üzerinden ki kendi linklerinden sayfalarına gittiğimizde bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada işlem yapabilmemiz için bizim Kepler cüzdanımızı kozmoz ağından Ozmosiz ağına geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben geçiş işlemini yaptım. Şimdi burada işlem yapabilmek için burada cüzdan kısmı olan yere gelerek ilk olarak benim e, atom Kosmos ağındaki atomlarımdan belli bir kısmını buraya depozit etmem gerekiyor. Şimdi buraya mesela ben daha öncesinde 3 atomumu buraya depozit etmiştim. Bir sizinle birlikte bir atomun da depozitini yapalım arkadaşlar. Depozite basıyorum. İşlemi o oh, approve'ladım. işlemin onaylanmasını bekliyorum. aynı şekilde arkadaşlar burada e, tekrardan biz kozmoz ağına atomlarımızı çekmek istersek buradan withdraw tuşuna basarak istediğimiz miktarı çekiyoruz ve direkt kozmoz ağına geçiş yapıyor. Şimdi ben burada e, aktarım işlemini yaptım ve gördüğünüz gibi benim atomlarım buraya e, deposit oldu. Şimdi trade kısmına gelerek burada ne kadarlık bir ozmo almak istediğimi yazacağım. Mesela ben iki atomumla bir... Ozmo satın almak istiyorum arkadaşlar. Swap tuşuna bastım ve işlemin onaylanması için hmm. approve'luyorum. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi işlem gerçekleşti ve benim de cüzdanıma 9.71'lik bir Ozmo token'ı geldi arkadaşlar. Şimdi tekrar Kepler cüzdanımıza dönüyoruz ve buradan stake kısmına tıkladığımızda önümüze gelen validatörlerden geçtiğimiz videoda anlattığım gibi komisyon miktar oranlarına dikkat ederek bir validatörü seçerek stake işleminizi gerçekleştireceğiz. Burada mesela birinci sırada en çok Osmo stake'i olan Validatörü Seçtim Ve Delegate Tuşuna Bastım Burada Da Arkadaşlar 14 Günlük Bir An Süresi Var Buna Lütfen Dikkat Edin O Yüzden Geçtiğimiz Videoda Tekrardan Söylüyorum Anlattığım Gibi Çok Sizi Yormayacak Miktarlar Üzerinden Hareket Edin Sen Sırf Airdrop Almak için Çok Fazla Yatırayım Dediğiniz Noktada Problem Yaşamanıza Gerek Yok e, Ufak Bir Miktarla Da Bu Airdroplardan Hak Kazanabilirsiniz Şimdi Burada 14 Günlük Bir Süre Olduğunu Söyledim Sizlere Ama Şu An Benim Burada ozmalarım Gözükmüyor O Yüzden Bir Sayfayı Yeni sizlerle birlikte. Evet şimdi tekrardan yaptım ve geldi. Buradan manage'e bastım. Delegate dedim. Ve ben burada 5 ozmumu stake etmek istiyorum. Delegate'e bastıktan sonra işlemi onaylıyorum. İşlemin onaylanmasını bekliyorum şu anda da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ozmalarım da burada stake'e geldi. Şimdi e, validatör kısmını hallettik. Bir de ozmoz üzerinde önemli bir nokta var ki pools kısmı. Burada arkadaşlar atom Ozmo havuzuna da önceki projeler airdrop atmışlar. O yüzden buraya da ufak ve cüzi bir miktar bile bir, bir LP eklesek bizim için kardır. O yüzden size bunu da göstereceğim. E, hemen şurada add remove liquidity kısmına tıkladığınızda e, biz eklemek istiyoruz. O yüzden add liquidity diyeceğiz ve ben burada hemen bu işlemi yapmadan önce bir sayfayı yenileyim. Az önce bir e, delegate işlemi yaptığım için miktar düşmemişti. Evet buraya tıklıyorum ve ben bir Ozmo burada Liquidity olarak eklemek istiyorum ve buna karşılık gelen atom miktarını da 0,2 olarak gösteriyor. Add Liquidity dedikten sonra Approve'a basıyorum. İşlemin onaylanmasını bekliyoruz tekrar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu arada komisyonlar gerçekten düşük. Start Earning dedikten sonra burada bize ne kadarlık bir gün seçmemiz istediğini söylüyor. Ben burada 14 günlüğü seçip maksimum yapacağım ve Bond diyeceğim arkadaşlar. Bunu da Approve'ladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bonded olarak geldi. Yani artık ben bu at, atom ozmo e, likitte havuzunu da kullanıyorum. E, size de bunu tavsiye ederim. Ufak miktarlarla yapmanız ilerleyen projelerde airdrop kazanma şansınıza arttıracaktır. E, burada size dediğim gibi ozmo stake etmeyi de gösterdim. Undelegate etmek isterseniz manage kısmına tıkladığınızda zaten size seçenek olarak sunuyor. Buraya basarak istediğiniz ozmo miktarını yazıp undelegate edebilirsiniz Tekrardan uyarayım, 14 günlük bir bekleme süresi olacak arkadaşlar. Ee, Ozmozis ile de alakalı anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.